sizin gelip sizi böyle öldürebiliriz dedi Tayyip. Hatırlıyor musun? Barzani ile PKK'nın arası yok. Tam tersine Barzani Türkiye ile arası çok iyi. Türkiye bir sürü böyle bedavadan diyebileceğimiz ucuz petrol verdiği Türk müteahhitlerini Erbil ve Süleymaniye şehirlerinin inşasında kullandığı falan filan. Türkiye ile iyi geçinmeye çalışan bir adam. Orada katliama uğramış, soykırıma uğramış Türkler. IŞİD'in saldırısına da uğramış. Merkezi Irak devleti yardım etmemiş. Ondan sonra adam bağımsız olmak istiyor. Ne var? Sizin 6-7 tane Türk devletiniz var diye şey diyorsunuz. Hatta Kıbrıs'ı bile böldünüz. Türkiye Kıbrıs devleti. İyi de yani utanmaz mısınız hiç ya? Utanmaz mısın? Aynaya bak. Senin Türk olarak Kıbrıs'ta devlet kurmaya hakkın var. Kıbrıs'ı bölerek, bölerek gidiyorsun, savaşıyorsun, bölüyorsun. Ama Kıbrıs'takilerden çok daha büyük katliama uğran Kürtlerin devlet kurma hakkı olmaz. Senin Türkistan'ın var, Azerbaycan'ın var, Türkiye'nin var falan filan. Böyle övünüyorsun. E niye Türk Kürdün'de olmasın? Utanmadan ırkçı değilim diyorsun. Utanmadan. Ahlaksız. Ben devletçi değilim. Kürtlerle Türklerin birlikte yaşamasını istiyorum. Ama sen kendi ırkını alabildiğine bütün ırkların üstünde görüyorsun. Kürtlere özgür olma şansını bile tanımıyorsun. Hatta kendi ülkesinde ana dilini tahsil etme hakkını bile fazla görüyorsun. Geçmişte yaptıkların, bugün yaptıkların. Ondan sonra utanmadan bana Kürt milliyetçisi diyebiliyorsun. Ahlaksızlar ya. Ya abicim ya dincilik, dincilik, ırkçılık ahlaksızlıktır yani. Birisi dinciyse, ırkçıysa sahtekardır, yalancıdır. Başka bir şey değil. Dürüst değil yani. Karşımdaki insan dürüst değil. Yani çifte standart. Ondan sonra Kürtlere kardeşim diyor. Ne kardeşi ya? Yalan söylüyorsun. Aman PKK, aman terörü de Barzani PKK değil, şey değil. Neyse. Boşuna konuşuyorum. Çünkü ahlaksızları şey etmek mümkün değil. İkna etmek mümkün değil. Onlar zaten müstahaklarını buluyorlar. Al işte bir tane hırsız çetenin